Almanya TV. Bu yaptığım en iyi maket oldu. Aa, anneannem geldi. Bugün onun evinde kalacağım. Ben yokken uslu durun, anlaştık mı? Maketime de dikkat edin, henüz kurumadı. Hello. İyi misin? Yaralandın mı? Çok kötü düştün. İyi misin? İyiyim arkadaşlar. Merak etmeyin. Maket. Eyvah! Ne yaptım ben? Üzülme Ela. Sadece bir kazaydı. Bunu hemen eski haline getirmeliyim. Maket çok kötü görünüyor. Bunu asla onaramayız. Şuraya baksanıza. Vay be! Bu maketin içi dışına çıkmış. Hiç umut yok. Evet, maalesef öyle. En iyisi bunu böyle bırakmak. Eminim Defne başka bir maket yapacaktır. Hayır, böyle bırakamayız. Defne çok üzülür. Defne bu halini görmemeli. Eğer hep birlikte çalışırsak. Üzgünüm Ela. Yapabileceğimiz bir şey yok. Tamir edebileceğimizden çok daha kötü. Eminim Defne daha iyisini yapacaktır. Hey, şuraya bakın. Maket onarılmış. Vay canına, harika olmuş. Tıpkı eskisi gibi. Kim tamir etmiş maketi? Ben yapmadım. Ben de yapmadım. Kim yaptı arkadaşlar? Anlaşılan Ela yapmış. Çok yorulmuş olmalı. Keşke yardım etseydik. Aslında Ela hepimize iyi bir ders verdi arkadaşlar. Kendi hatasını telafi etmek için bütün gece durmadan çalıştı. Biz umutsuzluğa kapılıp maketi tamir etmeye uğraşmadık bile. Ama o umudunu yitirmedi ve başardı. Maketim kurumuş olmalı anne. Hemen bakmam lazım. Herkes yerlerine. Ne kadar güzel yaptım. Burayı daha farklı hatırlıyorum. Sanki biraz mükemmel olmuş. Rampa koymuşum buraya. İyi ki yapmışım. Yoksa Vosvos Ela'yı nasıl ziyaret edecekti? Ela çok yorulmuş ve yeni yatağında mışıl mışıl uyumuş.
Ela uyurken ben de kahvaltımı yapayım. Sonra maket evde hep birlikte parti verelim. Animania TV. Bu hareketi iyi izleyin. Vay! Hadi bir daha yap Boss Boss, bir daha. Evlat iyi misin? Ayı üzerimden kalkarsa iyi olacağım. Üzerindeki ayı değil evlat. Ah, ayı, bunu sana ben mi yaptım? Özür dilerim dostum. Çok üzgünüm. Bir saniye ayı. Ayıyla kötü bir kaza yaşadık ve onu fena yaraladım. Vos vos. Ayı. Kolsuz ayı. Tamam. Anlaşılan herkes bir açıklama bekliyor. Defne beni bulduğunda kimsesiz, terk edilmiş, leke içinde tek kollu bir ayıydım. Terk edildiğim köşede umutsuzca bekliyordum. Sonra onu gördüm. Gözünün ucuyla bana baktı. Bir iki adım gittikten sonra geri döndü. Seni buraya kim bıraktı ayıcık? Çok kötü durumdasın. Kolun da kopmuş. Peki neden o hale gelmiştin? Çünkü arkadaşım çok küçük bir çocuktu ve benimle yaramazca oynuyordu. Kullanılmaz hale gelince de... Bu çok üzücü. Sonra... Nasıl şimdiki haline geldin? Defne'nin sevgisi ve ilgisiyle tabii. Hey, hikayeyi bölmeyin. Çok güzel gidiyordu. Hadi yine. Evet, kolunu diktik. Şimdi banyo zamanı. Mis gibi oldun ayıcık. Bu kolu yeniden yapsam iyi olacak. Biraz zorlanmadı diyemem ama sonunda... Oldu. Harika oldu. Vay! Böyle bir hikayeniz olduğunu bilmiyordum ayı. Yine böldünüz ama. Ne yapıyorsun Vos Vos? Kolunu sağlam yapmış mı diye bakıyorum. Bırak onu evlat. Tamam, başka zaman bakarım. Defne'nin büyük annesi hediye etmişti beni. Ben nasıl geldim hiç hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Sanki ben hep buradaydım gibi geliyor. Albüme iyice bakalım Vos Vos. Belki bir ipucu buluruz. Sen bir yarış arabasıymışsın Vos Vos. Sanki bana palyaço gibi geldi. Bunlar lekeye benziyor. Sanırım paslıymışsın. Nereden geldiğimi asla bilemeyeceğim. Nereden geldiğinin bir önemi yok. Geçmişte ne olduğun da önemsiz. Biz seni böyle seviyoruz. Ben de sizi seviyorum.
eğlence ve heyecan dolu maceralarımızı kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve Ela süper güçleriyle tüm arkadaşlarını kurtardı. Süper Ela uçuyor. Defne, hadi kızım, misafirlerimiz geldi. Hemen geliyorum anne. Umarım Efe gelmemiştir. Süper kahraman Ela'yım ben. Tabii tabii, süper Ela. Yeni oyuncağımla tanışın şapşanlar. Kaçın! Kaçın! Yatağın altına girelim. Koşun, koşun. Yakaladım sizi şimdi. Niye girmiyor bu oyuncak? Oyuncak ve bizi ezip geçer. Tam bir canavar. Buraya sıkışıp kaldık. Nasıl kurtulacağız? Bir fikrim var arkadaşlar. Kumanda. Efe kumandayla canavar kamyonu kontrol ediyor. Kumanda bozulursa hareket edemez. Helikopter, kumandayı Efe'nin elinden düşürebilir misin? Evet, yaparım. O iş bende. Dikkatli olandı. Canavar kamyon. Ne? Canavar mı? Nerede canavar? Canavarın sen olduğunu düşünüyorduk aslında. Ben? Canavar. Daha neler? Bizi neredeyse eziyordun. Öf, yine mi yaptım? Hep şu kumanda yüzünden. Efe ne zaman kumandayı eline alsa ben kendimi kaybediyorum. Ha, sonunda buldum. Şu pili de takalım şöyle. Efe kumandayı tamir etti. Sizden uzak durmam lazım. Kaçın benden. Evet. Nerede kalmıştık? Çok tehlikeli. Hey, geri döndüm. Yaşasın. Ela, çok teşekkür ederim. Artık tamamen özgürüm. Ela, sen gerçek bir kahramansın. Hayatımızı kurtardın. Hı? Bravo! Aferin sana, şefsin. Niye çalışmıyor bu kumanda? Pilini de taktım. Aha. Hah, şimdi oldu. Görürsünüz şimdi. Niye çalışmıyor bu kumanda?
Siz... Anne! Anneciğim! Uf Efe! Niye odama izinsiz girdin? Hey bekle! Oyuncağını unutmuşsun. Senin olsun istemiyorum o canavarı. Aramıza hoş geldin. Animania TV. Yeni yıl geliyor. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Herkese iyi yıllar. Defne'nin yılbaşı hediyesi yeni bir oyuncak olur mu sizce? Evet. Yeni yıl, yeni oyuncak, bize de yeni arkadaş demek. Ben de bir yıl başında gelmiştim. Evet helikopter, hepimiz çok mutlu olmuştuk. Sabaha kadar bekleyemeyeceğim. Gidip hediye paketlerine bakalım mı? Tamam, hadi gidelim. Şu an hiçbir yere gidemezsiniz. Hepimiz çok merak ediyoruz ama Defne uyuyunca gitsek daha iyi olur. Yaşasın! Defne uyudu. Hadi sessizce gidelim. Çok sessiz olalım. Tamam. Bos bos, sessiz. Tamam. Aslında karanlık. Karanlık biraz. Hı? Bu ne oldu ne böyle? Ben mi konuşalım yani? Niye böyle konuşuyorum? Ben Ergen. Siz de kimsiniz? Kim? Biz kimiz? Siz kimsiniz? Biz, siz, kim? Biz, siz de kim? Neyse. Biz yeni oyuncağı arayalım. Ne dedin Vos Vos? Dedim ki... Biz yeni oyuncağı arayalım. Oyuncak, oyuncak yok burada. Yo var, oyuncaktan bol ne var burada? Şşt, hediyeler çam ağacının altında. Hadi kontrol edelim. Kimse var mı? Hey, orada yeni oyuncak var mı? Selam, orada kimse var mı? Utanmana gerek yok. Hadi ama yeni oyuncak neredesin? Bir ses duydum. Kutulardan değilmiş. Cam ağacının üstüne bakın. Hey ben de duyuyorum evet. Ne? Hani ne duydun? Evet sanki ben de bir şey duydum. Evet, arayalım hemen. Hey, Yıldız, orada mısın? Hadi gel seni yerine koyalım. Aa, bulmuşsun minik Yıldız'ı. Aa, uçuyor bu. Ortalık karıştı. Sessiz diyoruz ya. Sessiz. Sessiz demeseniz herkes sessiz olacak zaten. Bu sesler nereden geliyor? Herkes saklansın. Defne geliyor. Hediyelerin arkasına geçin. Kim yani? Ne? Hani ne duydun? Burada bir şey yok. Nereden geldi bu ses acaba?
Hadi hemen odamıza gidelim. Çok hızlı olmalıyız. Yıldız ve kurabiye adamları ne yapacağız? Hadi Ela, onlar için bir şey yapamayız. Kafalarını iyi karıştırdık. Hediyeleri koruduk. Yeni oyuncağı göremediler. Yıldız, iyi iş çıkardın. Animania TV. Çok sıkıcı. Bu yapbozu biraz heyecanlı hale getireyim. Burada bir parça daha olması lazımdı. En son salonda oynamıştım. Orada mı kaldı acaba? Defne, sen yapbozu ararken ben de mutfakta biraz atıştırıyorum. Bulursan haber ver, tamam mı? Efe yapbozun son parçasını camdan aşağı attı. Ne? Defne de salonda parçayı arıyor. Asla bulamayacak. Kayıp parçayı nasıl alacağız? Kim bilir dışarıda nerededir? Biz dışarı çıkamayız ki zaten. Dışarısı çok tehlikeli. Orada başımıza her şey gelebilir. Yapboz parçası çok yakında olmalı. Helikopter, sen pencereden çıkıp hemen alabilirsin. Ya rüzgar beni alıp uzaklara götürürse? Ya... köpek yakalarsa? Yok Ela, ben yapamam, çok üzgünüm. Tamam helikopter, üzülme. Ben inip bakabilirim. Tabii sizin yardımınızla. Defne çok sevinecek. Aha, parçayı alıp Defne'ye sürpriz yapacaksınız öyle mi? Olamaz. Olamaz. Alın size sürpriz. Hem yapboz hem oyuncak kayboldu artık. Defne'yi çağırayım da görsün oyuncaklarının hareket ettiğini. Ela'yı hemen kurtarmalıyız. Olmaz, olmaz. Dışarısı çok tehlikeli. Evet, olmaz. Dışarı çıkmaktan çok korkuyorum ama Ela'yı orada bırakamayız. Pencereyi açın, ben gidiyorum. Çok cesursun helikopter. Yaşasın. Helikopter yaşasın. Geliyorum Ela. Aa, helikopter. Sana bir sürprizim var Defne. Aa, ne sürprizi bu? Hızlı olalım, geliyorlar. İşte sana sürprizim. Efe, çok teşekkür ederim. Sürprizine bayıldım. Parçayı bulmuşsun. Ne? Evet. Efe, canım arkadaşım benim. Yapbozumuzu tamamladık. Yaşasın.
yaşasın tabii. Canım arkadaşım. Animania TV. Hey çocuklar! Eğlence ve heyecan dolu maceralarımızı kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hey çocuklar! Çabuk toplanın! Kaybedecek zamanımız yok. Ne oldu? Ne oldu? Ne var? Neler oluyor? Nedir bu telaşın Ela? Arkadaşlar deprem! Depreme hazırlık yapmalıyız. Deprem mi oluyor? Hayır ama her an olabilir. Defne annesine anlatırken duydum. Biz ne yapabiliriz ki? Dolabı ve kitaplığı duvara sabitlememiz gerek. O kolay. Başka? Bir deprem çantası hazırlamamız lazım. Deprem çantası mı? Evet, deprem çantası. Yani depremi çantaya mı koyacağız? Vos vos, çok komiksin. Deprem olduğunda bu çantayı yanımıza alacağız. İçinde su, yemek, yara bandı gibi eşya olmalı. En önemlisi de deprem olurken sağlam bir eşyanın yanında çök, kapan, tutun yapmalıyız. Bakın çöktüm. Sarsıntı durana kadar başımızı korumalı ve dışarı çıkmaya çalışmamalıyız. Başımız derken tam olarak neresi oluyor Ela? Vos vos, bu nasıl soru? Tabii ki omuzların ve boynun üzerinde duran. Ela, bunlar güzel bilgiler ama sanırım biz oyuncaklar için çok anlamlı değil. Evet ayıcık, haklısın. Bir an heyecanlandım. Deprem için bir şeyler yapmak istedim. Bence bilgiler çok faydalıydı Ela. Bizim ihtiyacımız yok ama Defne için odayı güvenli hale getirebiliriz. Evet, doğru. Defne evet, için en güzel yerinin en iyisini Defne yapalım. Defne için. Yaşasın. Deprem önlemleri tamam. Şimdi odamı da depreme hazır hale getirmem lazım. Gelen var. Herkes yerine geçsin. Her şey sağlam görünüyor. Kitaplar düşmesin diye raflar bile düzenlenmiş. Acaba ben salondayken annem mi yaptı bunları? Deprem çantam da hazır. Yaşasın. Bakalım bu maket ev depreme ne kadar dayanıyor. Depremde Ela zarar görebilir. Hemen bu evi depreme dayanıklı bir eve dönüştürelim. İşte bitti. Artık güvenle burada uyuyabilirsin Ela. Deprem olmadı ki. Evi test ediyorum Ela. Bayağı sağlam olmuş. Bu saatte mi? Tamam Ela, şaka yaptım sadece. Böyle şaka mı olur Vos Vos? Seni şimdi yakalayacağım. Yakalayamazsın. Animania TV.
Animania TV. Defne'cim, bagaj çok dolu. Defne sanırım tatile gidecek arkadaşlar. Tatil de nereden çıktı? Bizi burada mı bırakacak? Sessiz olun. Dışarıdan sesler geliyor. Bütün oyuncaklarını alacak yer kalmadı. Ne? Sadece bir tane oyuncak alabilirsin. Bunu tahmin etmeliydik. Ama anne, ben bütün oyuncaklarımın yanında olmasını istiyorum. Üzgünüm kızım. Sadece birini seçebilirsin. Defne geliyor. Kaçın. Kaç. Tamam. Hadi. Ama tüm oyuncaklarımı götürmek istiyorum. Sakın sesini çıkarma. Vosvos'um, Ela'm, ben nasıl sadece birinizi seçebilirim? Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Of. Şimdi ne yapacağız? Defne'yi duydunuz işte. Aramızdan sadece biri gidebilecek. Bu durumda yapacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Ama bu haksızlık. O zaman hangimiz gidecek? Ona ancak Defne karar verebilir. Aslında buna biz karar verebiliriz. O nasıl olacak ki? Hepimiz saklanıp ortada sadece gidecek olanı bırakırsak Defne de onu almak zorunda kalır. Ama bu sefer Defne yanında götürmek istediği oyuncağı bulamazsa çok üzülecek. Defne hepimizi çok seviyor. Bu yüzden bu durumla çok da ilgilenmez bence. Evet, Defne hepimizi çok seviyor. Yine de Defne kimi götüreceğine kendisi karar vermeli. Hem nasıl seçmeyi düşünüyorsunuz ki? Şöyle hız yarışı yaparız, kazanan da Defne ile gider. Evet, bu kulağa adil geliyor. İyi fikir değil mi? Çok mantıklı. Pekala. Öyle yapalım. Hadi bakalım. Hadi yapalım. Hızlı olan kazansın. Kazanacağımdan eminim. Arkadaşlar, buradan bitiş çizgisine kadar yarışacağız. İlk giden kazanır. Ben 3 deyince 1, 2, 3. Şimdi. İlk ben varacağım. Hayır ben. Sona kalan çürük yumurta. Ben kazandım. Ama bu haksızlık. Biz sizin kadar hızlı olamayız ki. O halde daha adil bir yarış yapalım. Ama ben yarışı kazanmıştım. Çünkü tekerlerim var. Bizim kazanmamız mümkün değil. Peki nasıl yarışacağız? Bilyeler. Evet. Bilyeleri belirlediğimiz bir yere atma yarışı yapabiliriz. Bilyeler. Olabilir tabii. Bu sefer kesin kazanacağım. Ben bu sefer. Peki. Evet. Hadi yapalım. Hadi deneyelim. Bilyeleri kutuya atan kazanır. İlk ben atıyorum. Hop, attım. Karavana. Of. Ela, sıra sende. Ela kazandı. Tabii sen kazanırsın. Ellerinle çok daha kolay atabiliyorsun. Bence bu yarışta adil olmadı. Yani bence de. Evet, galiba. Bence de. Arkadaşlar, anlamıyor musunuz? Yarışmanın hiçbir anlamı yok. Defne kimi seçerse o gidecek. Sanırım ayı haklı arkadaşlar. Biz ne yaparsak yapalım bir sonuca varamıyoruz. Bu işi Defne'ye bırakmak en iyisi. O halde Defne'nin kararını bekleyeceğiz. Defne geliyor. Herkes yerlerine. Ne Defne mi? Aman hadi. Çabuk. Sizi almayı o kadar çok istiyorum ki. Ama sizi birbirinizden ayıramam. Defne, hazır mısın kızım? Hadi çıkıyoruz. Tamam anneciğim, geliyorum. Ben yokken kendinize dikkat edin, olur mu? Bir hafta sonra görüşmek üzere. Sizi özleyeceğim. Defne hiçbirimizi almadı. Ben size demiştim bu kadar uğraşmayın diye. Kararı sonunda Defne verdi. O zaman bu demek oluyor ki bir hafta boyunca yine hep birlikteyiz arkadaşlar. Evet. Hem de Defne'ler evde yokken istediğimizi yapabiliriz. Bu her zaman hareket edebiliriz demek mi oluyor? Evet. Parti bile yapabiliriz. Parti mi? Animania TV.
Of, nereye koydum bu resmi? Buraya mı düştü acaba? Defne bugün yok sanırım. Belki birini uzanıp yakalayabilirim. İşte yakaladım seni. Bunlar niye hareket etmiyor ki? Efe. Ha? Sen ne yapıyorsun benim odamda? Defne, yani sen de mi buradaydın? Neden elinde benim oyuncağımı tutuyorsun Efe? Ha, bu mu? Bıraktım. Zaten canım sıkkın. En sevdiğim oyuncaklarımın resmini çizmiştim. Masanın üzerine bıraktım ama şimdi bulamıyorum. Oyuncaklar almıştır kesin. Saçmalama Efe. Sen aldın değil mi? Böyle pencereden girdiğine göre dün de girip resmimi aldın. Anneme bu yaptığını anlatacağım Efe. Yapma Defne lütfen. Anne, Efe resmimi almış vermiyor. Defne ben resim görmedim lütfen ya. Efe fena yakalandı. Bu da ona bir ders olsun. Çok ilginç. Dün Defne'nin yaptığı resmi ben de görmüştüm. Efe dün hiç buraya gelmedi ki. Evet, bunu Efe yapmış olamaz. Demek ki resim gerçekten kayboldu. Onu hemen bulmalıyız. Bence gerek yok. Efe bu olaydan sonra buraya asla gelemez. Biz de rahat ederiz. Efe yaramaz bir çocuk tamam ama Defne resmini bulamazsa çok üzülür. Ayrıca yaramaz da olsa haksız yere suçlanmasını istemeyiz değil mi? Evet. Evet. Hadi aramaya başlayalım. Polis, Vos, siz yatağın altına girip orayı iyice arayın. İtfaiye ve ambulans, siz de kitaplığın arkasına ve diğer yerlere bakın. Ben Ela ile birlikte rafları arayacağım. Helikopter, sen de odanın içinde uçup havadan arama yap. Helikopter göreve hazır. Hadi arkadaşlar. Ela, bir sorun mu var? Yok. Neden sorun olsun ki? Resmi bulmak için epey isteksiz gibisin. Hayır, arıyorum işte. Elacığım, sanırım bana söylemen gereken bir şey var. Ela. Efendim. Sen resmin nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Efe mi aldı? Gördün mü onu? Yok, Efe almadı. Nerede peki biliyor musun? Burada. Arkadaşlar, aramayı bırakın. Resmi bulduk. Yaşasın. Neredeymiş? Şeyde, kitapların... Resmi ben saklamıştım. Hı? Bakmayın öyle. Doğru duydunuz. Resmi ben sakladım. Neden böyle bir şey yaptın Ela? Bak, Defne ne kadar üzüldü. Ben de üzüldüm. Neden? Bakın, hepiniz varsınız resimde ama ben yokum. Bu benim resmim. Sanırım Defne sana özel bir yer ayırmış Elacığım.
Üzülme Ela. Sadece bir anlık kıskançlığa kapılıp bir hata yaptın. Ama bize yalan söylemeyerek hatanı telafi etmiş oldun. Hepinizden çok özür dilerim. Bir daha böyle kıskançlık yapmayacağım. Söz veriyorum. Olan Efe'ye oldu. Arkadaşlar, Defne geliyor. Herkes yerlerine. Efe, bir daha odama izinsiz girmeni istemiyorum. Şimdi girebilir miyim? Hı, girebilirsin. Resmi ben almadım ama aramana yardım edeceğim. Bak, işte buldum. Resmin bu mu Defne? Yaşasın. Evet bu, işte bu. Bak, güzel yapmış mıyım? İşte fena olmamış. Bunu neden farklı çizdin? Ben bütün oyuncaklarımı çok seviyorum. Ama Ela'yı çok daha fazla seviyorum. O yüzden onu ayrı çizdim. Sizi gidi minik kıskanç oyuncaklar. Ela'yı kıskanıp resmi sakladınız değil mi? Efe, kusura bakma. Boş yere seni suçladım. Evet Defne, boş yere suçladın. Birkaç oyuncağını ödünç ver de barışalım. Efe, sen de benim odama izinsiz girdin. Senin de özür dilemen gerekiyor. Kazaydı o. Neden özür dileyim ki? Hayır Efe, özür dilemeden oyuncak veremem sana. Neyse, oyuncaklarından sadece birini ver o zaman. Efe! Tamam, özür diliyorum. Tamam, özrün kabul edildi. Ayıcığı alabilirsin ama sadece bir günlüğüne. Tamam. Düşündüm de ben gitsem iyi olur. Anne! Ne oldu şimdi bu çocuğa? Oyuncağı istedi, sonra da kaçıp gitti. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Aa, burası ne kadar karanlıkmış. İçeriden ışık sızıyor. Çok tuhaf bir yer burası. Aa, bu kız Defne'ye ne kadar benziyor. Bu oyuncak da kim acaba? Burada biri yaşıyor sanki. Senin burada ne işin var? Ben saklambaç oynuyordum. Benim evime nasıl girersin? Ben gitsem iyi olacak. Bekle. Sen Defne'nin yeni oyuncağı mısın? Evet, ben yeni geldim. Peki sen? Sen o fotoğraflardaki oyuncak olmalısın. Evet, eskiden Defne'nin en sevdiği oyuncaktım. Sonra bana sürekli zarar vermeye başladı. Bunu sana o mu yaptı? Evet, o yüzden geri dönmemelisin. Benimle burada saklanabilirsin. Seni de bu hale getirmesine izin verme. Küçükken yanlışlıkla yapmıştır. Çok safsın. Seninle yeterince oynayıp sonra parçalara ayıracak. Herkesi ebelediğim, ben kazandım. Ela'yı bulamadın ki, hala kaybedebilirsin. Ela çok uzun zamandır yok, bir sorun olmalı. Ela, elma dersem çık, armut dersem çıkma. Elma! Peki siz Ela'nın nereye saklandığını gördünüz mü? Evet, Ela yatağın altına saklanmıştı. Hadi çocuklar, bekle gelmeden Ela'yı bulmalıyız. Bu taraftan gitmiş olmalı. Evet, hadi bakalım. Bu tarafta yok.
Buradan ışık geliyor. Tamam, ben bakarım. Yardım edin. Buradayım. Ela'nın sesi geliyor. Sanırım yaklaştım. Ela, seni hemen kurtaracağım. Kim yaptı bunu sana? Burada bir oyuncak yaşıyor. Defne'nin bana zarar vereceğini söyleyip beni buraya kapattı. Hadi gidelim buradan. Haklısın. Diğerlerine de haber verelim. Ela kaçmış. Defne'nin yanına gitmiş olmalı. Onu koruyamadım. Gerçekten Defne iyi biri oldu mu acaba? Onu çok özledim. Arkadaşlar, hepinize teşekkür ederim. Beni kurtardınız. Keşke o eski oyuncağı da bulabilseydik. Defne'den korkuyor olması çok tuhaf. Ah, eski oyuncak geliyor, gördünüz mü? Merhaba, hoş geldin. Defne geliyor. Herkes yerlerine. Benim canım oyuncağım. Sana ne olmuş böyle? Anne, çok sevdiğim bebeklik oyuncağımı buldum. Size bir arkadaş geldi. Çok sevdiğim bebeklik oyuncağım. Ve bugün ortaya çıktı. Animania TV. Hey çocuklar! Eğlence ve heyecan dolu maceralarımızı kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın.